Doğru mu bunlar bilgiler? 12 Eylül öncesi gençlik liderliği yaptım. Evet. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra idamla yargılandım ve 7 sene tutuklu kaldım. 7 sene kadar cezaevi hayatım vardı. Sonra da Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber siyaset yaptım 17 yıl. Orada genel başkan yardımcısı MYK üyesiydim. Ve onun vefatından sonra da Sayın Arınç ve Sayın Erdoğan'ın davetiyle de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 3 dönem milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yaptım Yardımcılığı orada. yaptınız. Evet, daha sonra Dolayısıyla bu da Sayın alanı gayet iyi Avukatlar Birliği biliyorsunuz. Bu Gelişim benim, Partisi'ni kurduk. evet. Evet. Benim de bildiğim ama seyircilerimizle paylaşmak için size teyit ettirmek istedim. Evet. Can Atalay davası bir rejim krizine mi dönüştü? Ne diyorsunuz? Neden bu noktaya geldi? Sizin yorumunuz, değerlendirmeniz nedir? Anayasa Mahkemesi'nin kararına neden uyulmuyor? Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde iktidar partisinde milletvekiliyken, yani genel başkan yardımcısıyken iki konu üzerinde durmuştum. Bir, milletvekillerinin dokunulmazlığın kaldırılması istenmişti. Ben buna itiraz etmiştim. Ve o zaman Hayati Yazıcı Bey genel başkan yardımcısıydı. O 20'ye yakın gazeteciye, televizyoncuya konuşurken anayasanın ilgili maddesinin değiştirileceğini, bir fıkra ekleneceğini ve burada dokunulmazlıkların mevcut fezlekeleri bulunan kişilerin dokunulmazlıktan kaldırılacağı söylendi. Ve ben buna itiraz ettim. Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması demek Türkiye'nin bir polis devleti olması demektir. Polis olacaktır ama polis devleti olmayacaktır. Türkiye bir hukuk devleti olacaktır. Kolay değildir. Yani %50 oy almış bir partide ve oraya arkanızda herhangi bir tarikat yok, cemaat yok, bir işte devletin herhangi bir kuruluşu yok, herhangi bir yerde sermayeniz yok, paranız yok, medyanız yok. Selçuk Özdağ olarak gitmişim, ben zaten milliyetçi gelenekten geliyorum. Orası genellikle milli görüş geleneğin içerisinde, tırnak içinde söylüyorum onu da. Kendileri öyle tanımladıkları için söylüyorum. Yoksa bugün milli görüşü 3 tane 4 tane parti temsil etmeye çalışıyor. Bir diğer tarafta işte orada cemaatin çok güçlü olduğunu görmüştüm. Başkaları da vardı orada ve ben bunlara itiraz ettim. İkinci olarak gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını teklif ettim. O zaman da itiraz ettim, bu gazeteciler tutuklu yargılanırken ve gazeteler kapatılırken de bunların doğru olmadığını söyledim. Çünkü buraları kapatırsanız yarın beraat ederlerse ve buralar ekmek veremezler ve bu bir kurumu kaybetmiş olursunuz, bir kuruluşu kaybetmiş olursunuz. Gazeteci de aynı zamanda mağdur olur ama eğer gazeteci tutuksuz yargılanırsa ve de bağımsız yargı bunlarla ilgili bir ceza vermişse eyvallah deriz onlara diyerek itirazlarda bulundum. Ama kim dinler? Kim dinler? Miri vefadan gayrı diyerek bir söz var Anadolu'da bilirsiniz. Evet. Ve dinlenmedi ve ardından da dokunulmazlıklar o maddelerle, o fezlekesi olanlarla ilgili kaldırıldı. Gelinen noktada şunu görmüştüm. Şimdi burada önceleri Lozan'a övgüler yağdıranların Lozan Anlaşması ile ilgili ya bir hezimete bizi zafer diye yutturdular diye söylediklerinde ve aynı zamanda da işte çeşitli cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bizim devletlerimiz birbirini tamamlayan devletler ama aynı zamanda da devletler yıkıldıktan sonra hemen yanında da bir devlet kuruyorduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarla Sakarya yönlerinde Türkiye'nin talih ve tarih sarkacını yükseltmiştik biz. Ve bir devlet kurmuştuk. Ama bu devletin kurucusuna ve laiklik ilkesine, anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili problemlerin olduğunu da gördüm bunları. Bazı önemli maddeleriyle ilgili de. Bu konuda da uyarılarda bulundum. Ama kim dinledi ki? Dinlemediler. Ve gelinen noktada bunların aynen Fethullah Gülen gibi bir parti devleti kurmak, devleti ele geçirme çalışması içerisinde olduklarını gözlemledim. Dedim ki devlet ele geçirilmez, devlete sahip çıkılır. Herkes sahip çıkmak zorundadır ve bir devlet herkesin olduğu yerse orası devlet olur. Ve ben Aleviyim, Sünniyim, Kürdüm, Türkmenim, Lazım, Çerkezim, dinliyim, dinsizim, Müslümanım, Hristiyanım, liyakatım ve ehliyetimle devlet kademelerinde rahatlıkla yer bulabiliyorsam objektif kriterlerle o devlet benimdir ve devlete olan aidiyet duygum da çok güçlü hale gelir. Ama gördüğümüz şu ki burada Fethullah Gülen'le beraber el ele yürüyenler, Avrupa Birliği'nde zaman zaman kullananlar ve Türkiye'de vesayetçi yapıları değiştireceğiz diyenlerin vesayetin başkalarında olmasından rahatsızlık duyduklarını gözlemledim ben. Yani vesayete karşı değiller. Neden vesayet onlarda da bizde değil diyerek bu şekilde bir devleti ele geçirme çalışması içerisinde olduklarını gözlemledim. Ve şunu söyleyeyim. Bu ağır ağır geldi efendim. Geliyor da gelmekte olan zaten. Ve şunu da söyleyeyim. Eğer bu seçimler de kaybedilirse 31 Mart seçimleri ben buradan bütün Türkiye'deki demokratlara sesleniyorum. Cumhuriyetçilere sesleniyorum. Türkiye'deki inanç özgürlüğünden yana, fikir özgürlüğünden yana, teşebbüs özgürlüğünden yana olanlara sesleniyorum. Muhalefete oy verin. Kime verecekseniz verin. Şehrinizde, beldenizde, ilçenizde orada temayüz etmiş hakikaten o şehri yönetecek olan kişiye oy verin ve daha çok da muhalefete oy verin. Yani kesinlikle iktidara oy vermeyin. Çünkü Türkiye'nin bir dengeye ihtiyacı var. Bu dengeyi biz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sağlayamadık.
Eğer 14 Mayıs seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu kaybettiğimizde, eğer Cumhurbaşkanlığını kazanmış olsaydık veya parlamento çoğunluğu bizde olmuş olsaydı, Millet İttifakı'nda ve Cumhurbaşkanlığı onlarda olmuş olsaydı, Türkiye bir dengede yürüyecekti ve Türkiye şeffaflaşacak, Türkiye bağırsaklarını temizleyecekti. Olmadı. Şimdi şunu istiyorlar. Gelelim sorunuza. Burada şunu diyorlar. Diyorlar ki bizi denetlemeyin. Parlamentoda sık sık konuşmaya çalışıyorum ve buradan da Ali Mahir Başarı Bey'e teşekkür ediyorum. Yeni bir grup başkan vekili ama oldukça başarılı. Kendisini de tebrik ediyorum. Parlamentoda çok ciddi çalışmalar içerisinde çalışkan. Aynı zamanda da olayları objektif olarak yakalıyor. Kişiler üzerinde siyaset yapmıyor. Olaylar ve olgular üzerinde konuşarak da doğru hamleler yaparak kendi grubunu doğru temsil ediyor. Aynı zamanda da bizim bir arkadaşımız vefat etmişti. Biliyorsunuz biz Saadet Gelecek grubunu kurmuştuk. Vefat ettikten sonra gösterdikleri Ali Cenap'la demokrasi adına, oradaki parlamentodaki millet iradesinin tecelligahı adına, muhalefetin güçlenmesi adına sesimizi kesmek isteyen Adalet ve Kalkınma Partililere karşı hayır, bu grubun misyonuna hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem de Türkiye'nin ihtiyacı vardır dedikleri için de teşekkürlerimi arz ediyorum. Hem kendilerine hem de Sayın Genel Başkan Özgür Özel Bey'e, hemşerime ayrıca da teşekkür ediyorum. Manisa'da beraber 3 dönem o CHP'de ben iktidar partisinde milletvekili, o grup başkan vekili, ben genel başkan yardımcılığı yapmıştım. Şimdi gelelim oraya. Birincisi, bunlar denetlenmek istemiyorlar. Hukuksuzluklarını, keyfiliklerini anayasasızlaştırarak Türkiye'de hesap vermek istemiyorlar. Sayıştay'ı susturmak istiyorlar. Yargıyı susturmak istiyorlar. Sayıştay inceleyip sık dokuma diyorlar. Ardından yargıyı tehdit ediyorlar. Zaman zaman iktidar havucuyla, zaman zaman iktidar sopasıyla, zaman